Bir önceki videoda serbest enerji değişimi delta G ile denge kesre arasındaki bağlantıyı açıklamıştık. Q yerine farklı değerler koyduğumuzda delta G'nin nasıl değiştiğini gözlemlemiştik. Buradaki en önemli noktalardan biri delta G'nin negatif ya da pozitif olmasının bize reaksiyonun istemli ya da istemsiz olduğunu göstermesi. Bir diğer noktada, tepkime denge halindeyken tepkime katsayısının denge sabitine eşit olması. Hatta bir önceki videodan hatırlarsanız, bunu göstermek için denge sabiti K'yı denkleme koyduğumuzda delta G'nin sıfır olduğunu bulmuştuk. Bu da demek oluyor ki tepkime denge halindeyken serbest enerji değişimi sıfıra eşit. Yani reaktantların serbest enerjisi ile ürünlerin serbest enerjisi arasında hiçbir fark yok. Şimdi buradaki denklemde delta g yerine 0'ı yerleştirelim. Serbest enerji değişimi 0'a eşit olsun. Eşittir delta g 0 yani standart serbest enerji değişimi. Artı r çarpı t. Dengede olduğumuza göre çarpı ln denge sabiti. Delta g 0 için denklemi çözelim. Delta g 0 eşittir eksi r e çarpı t çarpı ln k. Böylece bilmemiz gereken bir başka önemli denklemi elde etmiş olduk. Delta G0 standart serbest enerji değişimine eşit. Bir başka deyişle standart koşullar altında gerçekleşen serbest enerji değişimine. R gaz sabiti, T kelvin cinsinden sıcaklık, K da denge sabiti. Tabii ki bu denklemi kullanabilmek için tepkimenin denge halinde olması gerekiyor. Dolayısıyla delta G'nin sıfıra eşit olması lazım. Tepkime dengeye ulaştığında denge sabitinin bize dengedeki maddeler hakkında bir fikir verdiğini biliyoruz. Tepkime denge halindeyken daha çok ürüne mi yoksa reaktanta mı sahip olduğumuzu denge sabitine bakarak yorumlayabiliyoruz. Öte yandan dikkat ederseniz bu denkleme göre denge sabiti ve delta G0 da birbirine bağlı. Bir diğer de işte delta G0 denge sabitine bağlı olduğuna göre bu değerin ürünlerin miktarının reaktantların miktarına oranını gösterdiğini düşünebiliriz. Eğer bir tepkimenin istenmeliği hakkında bir fikre sahip olmak istiyorsanız, burada gördüğünüz ilk denklemi kullanmanız gerekiyor. Delta G'nin önündeki işarete bakmanız yeterli. Demek ki bir tepkimenin istemli mi istemsiz mi olduğunu öğrenmek istiyorsanız, buradaki denklemi kullanmanız gerekiyor. Ama eğer ürünlerin reaktantlara oranı hakkında bir fikre sahip olmak istiyorsanız, aşağı yazdığımız bu ikinci denklemi kullanmanız gerekiyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi, ürünlerle reaktantların oranı standart serbest enerji değişimine, yani delta G0'a bağlı. Bütün bunları özetledikten sonra artık bu tepkimenin denge sabitini bulmaya hazırız. Tek bir sıcaklık için tek bir denge sabiti olduğunu biliyoruz. Burada bizden 298 kelvindeki denge sabitine bulmamız istenmiş. Bu tepkimeye göre amonyak sentezliyoruz. 298 kelvin ya da 25 derece santigratta standart serbest enerji değişimi eksi 33 kilojoule eşit. Öncelikle denklemi yazalım. Delta G 0 eşittir eksi R çarpı T çarpı ln K. Delta G 0 eksi 33 kilojoule eşit. Öncelikle bunu Joule'e çevirelim. O da eksi 33 çarpı 10 üzeri 3 Joule yapıyor. Eşittir eksi gaz sabiti. Yani 8,314 Joule bölü mol çarpı Kelvin. O zaman buraya da Joule bölü tepkime mol sayısı yazmamız gerekir. Denkleştirilmiş bu tepkime için delta G0 eksi 33 kilo Joule eşit. Yani kilo Joule ya da Joule bölü tepkime mol sayısı. Sıcaklık Kelvin cinsinden olmalı. O yüzden T yerine 298 Kelvin yazmalıyız. Bakın Kelvinler birbirini götürecek. Son olarak da çarpı ln k var. Zaten bulmak istediğimiz şey de bu denge sabiti. Artık hesap makinesini çıkartıp bu işlemi yapabiliriz. Delta g 0. Eksi 33 çarpı 10 üzeri 3'e eşit. Bunu önce 8,314'e daha sonra 298'e bölmemiz gerekiyor. Elde ettiğimiz değer 13,32 birimler birbirini götürüyor. Bu da k'nın doğal logaritmasına eşit oluyor. Peki k'yı nasıl bulabiliriz? İki tarafı da e üzeri olarak yazarsak k'yı elenden kurtarmış oluruz. Solda e üzeri 13,32 olacak. Sağda da e üzeri elen k diyeceğiz. Bu ikisi birbirini götüreceği için burada geriye k kalacak. O zaman hesaplamamız gereken şey e üzeri 13,32. O da 6,1 çarpı 10 üzeri 5'e eşit. Gazlardan bahsettiğimize göre buraya K yerine KPD diyebilirsiniz. Sonuç olarak birden çok çok daha büyük bir denge sabiti var. Bunu da negatif olan bir delta G 0dan elde ettik. Başa dönersek delta G'nin negatif bir değer aldığını tekrar görebiliriz. Delta G 0dan küçük olduğunda yani negatif bir değere sahip olduğu zaman denge sabitine ne olur? denge sabiti k 1'den çok daha büyük bir değer alır. Bu size karışım hakkında nasıl bir fikir verir? Bu değerlere göre ürünlerin reaktantlara göre daha fazla tercih edildiğini, daha fazla desteklendiğini söyleyebiliriz. Yani dengedeki karışım reaktant yerine daha çok ürün içerir. Bunu sadece delta G0'ın değerine bakarak söyleyebildik. Şimdi aynı problemi tekrar çözelim ama bu sefer farklı bir sıcaklıkta deneyelim. Örneğin sıcaklık 464 Kelvin olsun. Yapmak istediğimiz şey hala aynı. Amonyak üretmeye çalışıyoruz. Amacımız da bu sıcaklıktaki denge sabitini bulmak. Bu sıcaklıkta ani serbest enerji değişimin sıfıra eşit. Denklemi tekrar yazalım. Delta G sıfır eşittir eksi R çarpı T çarpı ln k. Bu sefer delta G sıfır yerine yazmamız gereken değer sıfır. Sıfır eşittir gaz sabiti R çarpı sıcaklık. Bu sefer 464 Kelvin. Sağ taraftaki işlem sonucunun sıfıra eşit olabilmesi için tek çözüm ln k'nın sıfıra eşit olması. Kısaca yazarsak sıfır eşittir ln k. Yapmamız gereken şey k'yı bulmak. Diğer bir deyişle denge sabitini bulmak. Yapacağımız şey yine aynı. İki tarafı da e üzeri olarak yazmak. e üssü sıfır eşittir e üssü ln k. e üssü ln k zaten k'ya eşit. e üssü sıfır da 1'e eşit. Demek ki delta G0 yani standart serbest enerji değişimi 0'a eşit olduğunda K yani denge sabiti 1'e eşit oluyor. Bu da ne demek? Dengeye ulaşıldığında ürünlerle reaktan aynı derecede tercih ediliyor. Son bir örnek daha yapalım. Farklı bir sıcaklıkta yine denge sabitini hesaplamayı deneyelim. Bu sefer daha da sıcak koşullar altında çalışalım. Örneğin 1000 Kelvin bu koşullar altında standart serbest enerji değişimi pozitif 106,5 kJ eşit. Delta G 0 eşittir eksi R çarpı T çarpı ln K. Bu sefer delta G 0 yerine 106,5 kJ ya da 106,5 çarpı 10 üzeri 3 J yazıyoruz. Eşittir eksi gaz sabitimiz. R yani 8,314 çarpı sıcaklık yani 1000 Kelvin. Son olarak çarpı ln k. Hesaplamaları yapalım. Delta g 0 eşittir 106,5 çarpı 10 üzeri 3 jül. Bunu öncelikle eksi 8,314'e sonra 1000'e bölmemiz gerekiyor. Sonuç eksi 12,81 eşittir ln k. Yine iki tarafı da e üssü olarak yazıyoruz. Sonuç olarak elimize kalan k eşittir e üssü 12,81. Bu da 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit. Delta G sıfır pozitif olduğu zaman bir başka deyişle serbest enerji değişimi sıfırdan büyük pozitif bir değer olduğu zaman denge sabiti birden küçük oluyor. Demek ki K birden küçük. Bunun dengede ne demek olduğunu siz de biliyor olmalısınız tepkime dengeye ulaştığında reaktant üretimi daha tercih edilir durumda demek. Bu da dengedeki karışımın üründen çok reaktant içerdiğini gösterir.